Alo. Efendim? Alo. Ne oluyor? Ne bileyim. Senin sesin geliyor. Senin sesin geliyor. Ben mi aradım seni, sen mi aradın beni? Ne bu? Alo. Benim Tufan. Konferans aldım ikinizi. Anlatacaklarım çok önemli. Oğlum ne söyleyeceksen bana söyle. Sen buna niye söylüyorsun? Çünkü artık ona güvenebileceğimi biliyorum. Allah Allah. Daha sen yakın bir zamanda silahla kaçırmadın mı bu herifi? Gizli kameraya aldın sen bunu hani. Lan sus sevzek sevzek konuşmayı bırak. Çocuk ne biliyorsa anlatsın. Dur. Siz ikiniz bir arada mısınız şu an? Evet. Kuzenin nezarethaneye girmeyi çok sevdiğinden dolayı. Daha doğrusu sen beni sürekli serbest bırakmak zorunda kaldığından dolayı. Dur be. Alo. Sessiz bir yere geçin. Anlatacaklarım gerçekten önemli. Sırf zevzeklik. İşin gücün boş. Dur bekle. Sonra da çıkıp gittim işte. Vay be. Çaresini vurmaya kalktı ha. Bir de silahında kurşun olsaydı. Muhtemelen şu an ölmüştüm. Sen niye şaşırmadın bana bu kadar? Sen az önce farkındaysan Jale'nin komaya soktuğu kadını sorguluyordun. Ben şu anda Jale'nin Erhan'a anlattığıyla daha çok ilgileniyorum. Tufan'a silah çekecek, ona silah doğrultacak kadar ne anlattıysa artık. Konuştukları her neyse, bundan endişe duyan Erhan değil, Jale'ydi. Erhan masumiyetimi kanıtlamama yardım edeceğini söyledi. Bu da enteresan. Dikkatini çeken başka bir şey oldu mu? Bir de Erhan'ın kardeşi Taylan var. O ne ayak hiçbir türlü anlamadım. Erhan masum olduğumu söylerken... Taylan sürekli suçlu olduğumu iddia etti. Tipini sevmemiştir belki. Allah Allah. Başka? Başka ne olsun? Hepsini sorguya aldı. O oldu canım. Başka emrin var mı? Firarda bir suçlunun beyanıyla adamı içeri alacak değilim herhalde. Ayrıca herif avukat. Seni saldıysa kılıfını hazırlamıştır yani. Sokacağım onu ben bir kılıfa da görecek o zaman. Arat abi o zaman sen kaldırıp konuştursan bunları. Hah. Ne yapayım? Kaldırayım mı? Tamam Tufancığım emrin olur. Hangi işkence yöntemini kullanayım peki? Söyle de onu yapayım. He? Oğlum ne saçmalıyorsun lan sen? Ne yaparsanız yapın masumiyetimi ispatlayın artık. Canım sen böyle firari takıldıkça o biraz zor oluyor farkında mısın bilmiyorum. Şu firari halimle bile senden daha çok bilgiye sahibim ya. Bilmem sen farkında mısın? Dili de pabuç kadar. Ya sizin girellerde bir şey var herhalde genetik. Ha? Ukalalık var mı sizin genlerde? Ben emindim zaten Jale'nin bizden bir şeyler sakladığına. Bak işte tam da böyle yapıyorsun. Bana bilmediğin bir şey varsa anlatacaksın. Sen bana anlatırsan ben de sana anlatırım. Biz seninle nasıl bu ara geldik ya? Ben seni biraz önce kodese atıyordum ya. Ne ara pazarlık noktasına geldik seninle? bundan sonra böyle. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Sen bana bir şeyle gel ben de sana bir şeyle geleyim. Nereye lan? Sana ne lan? Karıma gidiyorum. Hani şu arkamdan sinsice işlediğin, bana karşı doldurduğun karıma. Adliyeye bak, adliyeye gitmiştir o. Boşanma dilekçesi yazıyordu. Ne biçim espri yapıyorum ben. Beni öldürecek kadar büyük sırrın ne? Jale abi. Tufan, aç kapıyı. Behiye. Var. Ne oldu? Annem ölmemiş. İyi, değil mi? Hayır, öyle değil işte. Ablam bana öldü dedi. Sonra onu Jale öldürdü dedi. Sonra annem çıktı kanlı canlı geldi. Annen? Evet. Annem. Hala uğruna gözyaşı döktüğüm anne. Ablam annemiz bir melekti masallarıyla avutmuş beni, kandırmış yıllarca. Ama ben daha bebekken, kundaktayken terk etmiş annem beni. Şş, gelmeyin. Tufan, gider misin? Ha? Lütfen. Ne oldu? Bir şey mi yaptım? Hayır, bak ben şu an sana sarılıp teselli bulmak falan istemiyorum. Ben burada yalnız başıma gebermek istiyorum, tamam mı? Niye geldin o zaman? Çünkü
Gidecek başka bir yerim yok. Bak, ne olur beni yalnız bırak lütfen. Peki.